Tayland'ın başkenti Bangkok'tayız. Günaydın, herkese günaydınlar. Tayland'ın başkenti Bangkok'tayız. Bugün çok güzel, çok doğal, çok akışında birçok yer göstereceğim size arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz yer benim kaldığım hostel. Hem hostel durumu da var hem de özel odaları da var. Otelimi de göstermek istedim size. Hazırsanız Bangkok turu başlıyor efendim. Gömleğimi de buradan aldım. Nasıl? Yorumlara yazın. Hadi gidelim. Bangkok ana caddeye çıktık. Otelimize buradan gitmiştik arkadaşlar. Ana caddemize çıktık. Dümdüz bakalım neler varmış ve nereye gidiyoruz. Yine her sabah olduğu gibi sokak satıcıları olmazsa olmaz. Tayland'ın en ünlü simgesi sokak satıcıları. Tavuklar var haşlanmış. Hi. Hello. Hello. Soup? Chicken rice and soup. Soup. Oh, how much? This? Böyle chicken rice 40, 50, 40, 50, 70, 10 baht. Sadece rice alırsanız 10 baht gibi fiyatlar da bu şekilde arkadaşlar. Gençler kahvaltı bu şekilde yapıyor. Burada da insanlar yiyor arkadaşlar. Biz yolumuza devam ediyoruz. Burada da tabii boğucu bir sıcak var şu anda. En azından adalarda serinlemek için bir nebze de olsa hemen atlıyordun denize, serinliyordun ama burada o da yok. Burada kaos, gürültü ama önemli keşfedilecek noktalar var. Crispy pancake diyor bak, havuçlu herhalde değil mi? Ben bir tane denemek istiyorum. Kız mı o tatlı mı dedi, ben de sweet. O sweet dedi, biz de sweet'ten gittik. Thank you so much. Şöyle bakıyorum. Efsane biliyor musun? Çok güzel. Hadi gidelim. Sabah şu anda saat 8.30 arkadaşlar. 8.30'da bile her yer cıvıl cıvıl böyle. Yerel halk buranın alışveriş yapıyor. Tek tek paketliyor. Böyle hazırlanmış paketleri var. 75 baht mesela. Salata ve tavukla birlikte. Günlük porsiyonluyorlar böyle. Sushi'ler falan yapmışlar. Çiçeklere çok önem veriyorlar. Bakın şöyle çiçeğin her şekli var burada. 10 baht böyle. Böyle meyve smoothie'leri yapacaklarsa da 50 baht. Burası biraz daha ucuz arkadaşlar adalara göre. Aa, Starbucks var bak, burger var. Bak burada temple var. Ama çok daha güzel yerlere gideceğiz. Çünkü her yerde temple var arkadaşlar. Ben sizi çok daha güzel yerlere götürmeyi planlıyorum. Biraz yol yürüdükten sonra arkadaşlar geldik. Tayland'ın en önemli, görülmesi gereken yerlerin en başında gelen Grand Palace arkadaşlar. Onu göstermeye çalışacağım size. Şimdi Grand Palace'a doğru ilerliyoruz. How much? How much? It's a big one, 200 baht, the big size. Okay, thank you, thank you. Thank you so much, thank you. Hello, how much? Thank you. 100. Mehmet tut, 100 okay diyor. Dedi, tamam mı? Her yerde dedim 100 baht yani. Yani anladın mı? Beni kekleyemezsin dedim. Okey dedi. Ben de alıyorum. Okey, thank you so much. Kapım kaç. Ve Grand Palace karşınızda. Kral ve kraliçe genellikle her yerde çok önemli yer tutuyor. Resimleri falan her yerde koyuluyor. Ve şunun ihtişamına bakar mısınız? Para bozdurmamışız. Exchange'de hemen para bozdurmam lazım. İçeri giriş şuradan sanırım. 3387 baht verdi 100 dolara. İmza atmamızı istiyorlar. Banka gibi yani. İçeriye girdik arkadaşlar. İçerisi bu şekilde başlıyor. Kısa şortla giriş yasak olduğu için karşısında hemen eşofman alabileceğiniz yerler var. Onun bilgisini verebilirim size. Yoksa şöyle gördüğünüz gibi eşofman altı giyip girmeniz gerekiyor içeriye. Şimdi bilet girişine gidiyoruz. Benim bir taktiğim var. İnşallah söker bilmiyorum ama öğrenciyim falan diyorum. Bakalım burada da geçecek mi? Öğrenci ya da hiçbir şey fark etmiyor. Tam fark etmiyor arkadaşlar. Yemedi. Sadece 120 santimden küçük olan çocuklara free diyor. Yani onlara ücretsiz içeriye giriş var sadece. Bilginiz olsun. Ve bileti aldık.
Wow, Mehmet bakar mısın ya? Bilet şöyle 500 baht. Biraz pahalı bence ama değer. Evet, Taylandlılar ücretsizmiş. Hi, sawadika. Sawadika. Thank you so much, kapunka. Şu giriş öncesi elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz serinlemek için. İçeri girişlerde böyle Korece, Japon, Fransızca, Çince böyle kitapçıklar var ama İngilizce yok. Nedenini anlamadım. Sorayım ama. Sorayım. English please. Oh, we don't have English. Today, tomorrow have. Şimdi gördüklerinizde şaşıracaksınız. Grand Palace, diğer adıyla Büyük Saray. 150 yılı aşkın Tayland kralına ve ailesine ev sahipliği yapan, geleneksel Tay mimarisinin en güzel örneklerini taşıyan, Bangkok'un en muhteşem tarihi mekanlarını içerisinde barındıran bu saray, yüzden fazla çarpıcı bina ve nefes kesen tapınaklardan oluşuyor. Sarayın inşasına 1782 yılında başlanıyor. İlk yıllarda sadece birkaç saray binasından oluşuyorken, sonrasında eklenen çok sayıda bina ve tapınaklarla genişleyerek bugün 218.400 metrekarelik bir alana ulaşılıyor. 1900 metre uzunluğunda 4 duvar ile çevrili, bazı alanlar kısmen müze olarak halka açık, bazıları da hala kraliyet ofisleri olarak kullanılıyor. Bangkok'un en çok ziyaret edilen yeri olan bu kompleks dış, merkez ve iç saray olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Tayland Kraliyet Sarayı, Yatan Buda Tapınağı, ünlü Zümrüt Buda Tapınağı burada yer alıyor. Neredeyse her köşe başı kraliyetin zengin geçmişini belgeleyen yapılarla dolu. O kadar sıcak ki size anlatamam yani. Şapır şapır terliyorum. Gördüklerime hayran kaldım. İnanamadım. Yani büyük saray diye geçiyor burası. İçeride ibadet de yaptıkları oluyor. Ama dünya ve yeryüzünde görüp görebileceğim en güzel renkler, en güzel saygı, söyledikleri sözler, ricalar falan efsane. Şimdi buradan çıktık. Farklı bir yere gidiyoruz. Bazı yerler yürüme mesafesinde. Şimdi gideceğimiz yer de Grand Palace'a yürüyerek 9 dakikalık bir mesafede. Dolayısıyla siz de sonraki gideceğimiz lokasyona buradan yürüyerek gidebilirsiniz. Gençler, şimdi Wat Pho'ya geldik. Yani Yatan Buda'nın içerisinde olduğu bir yer burası. İçeriye gireceğiz. İçeride detaylı neler var onları göstermeye çalışacağım. İçeriye giriş buradan arkadaşlar. Kişi başı 200 baht alıyorlar. Yine burada da hiçbir şekilde öğrenci ya da benzeri hiçbir şey yok. Sadece nakit alıyorlar. Yani kart da geçmiyor burada. Onu da bilmenizi istiyorum. Yine çocuklar için ücretsiz seçeneği var. Şurada da içerinin bir haritası da var. Tam karşıdaki yere giriyor olacağız. Mehmet de bekliyor beni, gidiyorum. Şimdi Wat Pho'dayız arkadaşlar. Hemen zaten sol tarafımda giriş yapılıyor olacak. Burası Tayland olmadan da var olan bir tapınakmış arkadaşlar. Daha burası Ayutthaya iken bu tapınak içeride varmış. Bu tapınağın en büyük özelliklerinden birisi de içeride yatan Buda'nın olması arkadaşlar. Döneminde burada edebiyat, bilim ve dini eğitimler de veriliyormuş. Çok etkileyici ve gerçekten çok güzel bir dini tapınak olmuş. Hadi içeriye doğru gidelim. Şu an içeriye giriyoruz arkadaşlar ve yatan Buda burada. Hatta şöyle bir söylenti var. Bu yatan Buda'nın buraya nasıl geldiği bilinmemekle birlikte bu tapınağın aslında onun çevresine kurulduğu falan da söyleniyor arkadaşlar. O kadar büyük bir Buda'dan bahsediyorum size. Buda o kadar büyük ki arkadaşlar, boyu 46 metre, yüksekliği ise 15 metre deniyor. Tapınağın içerisindeyiz. Elimde bozuk paraları göreceksiniz. Burada bir ritüel var. Bu bozuk paraları dilek dileyip içerisine attığınızda dileklerin kabul olduğuna inanılıyor. Ben de hem kendim hem sizin için dilek diliyorum. Tabii ki bana bol takipçi gelsin. Yani takipçili güzel videolara çekebileceğim birçok yıl olsun. O yüzden öncelikle sizin için diliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk ve bol aşk ve bol para. Bu videoyu izleyen herkes için diliyorum arkadaşlar. Hem de şöyle bolca atın ki birçok hepiniz için olsun. Bundan sonraki dileklerde yine hep birlikte arkadaşlar. Burası da çok etkileyici bir yerdi. Canlı görmek, insanların buraya gelip burayla alakalı etkileşimli ve yaklaşımını görmek, yerel halkın özel kıyafetler giyip
ibadet eder gibi onlara saygı duyması falan çok etkileyici, çok. Hadi diğer lokasyonda görüşmek üzere. Uzun süre Mehmet'ten ayrı kaldık. Şimdi Mehmet'in yorumlarını gerçekten merak ediyorum. Al kamerayı eline Mehmet. Gezdiğimiz iki yerde çok güzeldi. İlki Grand Palace zaten, orası mükemmeldi. Çok büyüktü ama. Diğeri de Wat Po'ydu. Orası da çok güzeldi. Yatan Buda vardı. Bayağı böyle büyük, kocaman, çok aynen, büyük bir yerdi. Onu da ben izlemiştim öyle birkaç videosunda. Şimdi yakından görmek gerçekten çok hoştu. İnsanların yaklaşımı çok güzeldi ha. Aynen, kesinlikle ya, güzeldi. Şimdi de Wat Arun'a gidiyoruz. Onun yoluna bakıyordum ben de. Bu 3 tane tapınak aslında çok yakın. Yürüme mesafesinde çok rahatlıkla birbirleriyle rahat gidilebilir yerler değil mi? Evet evet. Bir tanesinde sadece deniz ulaşım var. Onu da birazdan göstereceğiz. Göstereceğiz. Tamamdır. Hadi Wat Arun'a gidelim. Tapınaktan çıktık şuradan. Hemen karşısında restoranlar var arkadaşlar. Restoranlardan işte bir şeyler yiyebilir, bir şeyler içebilirsiniz. Şu yolu dümdüz devam ettiğimizde deniz aşırı bir yol bizi karşılayacak büyük bir ihtimalle. Böyle burada hediyelik eşyaları bulabilirsiniz. Şurada hemen zaten feribot var. Feribotla karşı tarafa geçiyor olacağız. Bak burada çok güzel şeyler var. 400. Ben bunu çok beğendim. 100. Discount please. 400. Please. Please. Please, madam. Çok güzel bir şey aldık arkadaşlar. O kadar güzel ki aşık oldum gerçekten. Çok dekoratif ve çok güzel. Göstereceğim şimdi size. Saçıma bak. Sıcaktan dağılmış durumda. Şu büyük budadan aldık arkadaşlar. 400 dedi. 350'ye kadar indirdi. Başka inmiyor yani. Şu an patates yapıyor. Çok tatlı. O kadar tatlı bir kadındı ki. O kadar tatlı olduğu için aldım yani. Yemin ediyorum. Ondan. Thank you. Kabunka. Kabunka. Come back. Okay. Promise. Thank you so much. Kabunka. Bak bunlar 20 bah. Bu 30 bah mesela ufak. 15 TL. Yani sevdiklerinize ufak ufak hediyeler alın istiyorum ben. Fiyatları da çok uygun. Gerçekten. Bu fiyatlar Fifi'de ve Topangan'da dehşet pahalıydı. Aldığımıza manyaklar 1450 baht falan söylüyordu. Değil mi Mehmet? Aynen. Değil mi yani? Daha öyle... bundan küçüğüne 850. 850 falan dedi yani. O yüzden çok uygun burası. Kişi başı 5 baht arkadaşlar. Mehmet'le birlikte 10 baht da verdi. Nehir kenarından Wat Arun'a bu şekilde geçilebiliyor. Hem buraya geldiğinizde nehirde tur atmayı ve tapınakları bu şekilde ziyaret edebilir. Hem de buranın kültürünü bu şekilde yaşayabilirsiniz. Hem de çok uygun fiyatlı. Şehri de turlamış ve görmüş olacaksınız. Şimdi beraber gidiyorlar. Teknedeyiz arkadaşlar. Hemen karşıda da zaten Wat Arun'u göreceksiniz. Kamerayı döndürüyorum size. Bakın direkt karşısı. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğiz biraz sonra. Tekrar geri dönecekler de burada. İçeriye girişimizi yapıyor olacağız. 8'de başlıyor, 5.30'da kapanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kişi başı giriş 100 baht. Sadece nakit çalışıyorlar. Sular ücretsiz arkadaşlar. Suyunuzu alabilirsiniz. İçeriye girdik. Burayı çok merak ediyordum. Burası çok seramiklerin olduğu, inşasına çok eski başlanan ama yeni biten, hala tadilatları devam eden bir tapınak aslında. Forum sitelerinde genellikle gün batımına gelin falan diyorlar buraya ama benim planlamamda gün batımı olmadı. Burada şeyleri göreceksiniz birazdan. Özel kıyafet kiralanıp resim çekilen kızları göreceksiniz. Şimdi tapınaktan içeriye giriyoruz. Genelde iki tane bu gördüğünüz figür koruyucu anlamına geliyormuş. Sağ ve solda. Her büyük girişlerin hemen kapısında muhakkak görürsünüz bunları arkadaşlar. İçeriye doğru ilerleyelim. Wat Arun, diğer adıyla Şafak Tapınağı. Tarihi 300 yıl öncesine dayanıyor. Hatta Tayland kurulmadan önce Ayutthaya Krallığı zamanından beri ayakta. Orijinal adı Wat Makok olarak geçiyor. Zaman içerisinde krallar değiştikçe tapınak ismi de değiştirilmiş. Orijinal isminin anlamı ise kralın bu tapınağı bir şafak vakti görmesinden geliyor. Öyle bir huzur geldi ki burada bana.
İçeriye bir girmişim, yarım saat çok rahat böyle dinlendim, huzur buldum yemin ediyorum. Mataruna gelin. Şimdi diğer tarafa doğru ilerleyeceğiz. Bak resim çekiliyorlar. Elbise kiralayıp çok tatlılar ya. Bir de o kadar güzel makyaj falan yapıyorlar ki. Hello. One Tahiti and Limon Ice. Ne kadar tuttu? 115. Evet. Thank you so much. Yes, thank you. My YouTube channel hi. Yeah, thank you so much. Bunların şeyi var böyle. Thai tea dedikleri, Tayland çayı. Sütle yapıyorlar ama efsane güzel ya. Evet, sen ne içiyorsun? Limonlu ice tea. Ama değişik bir şey var şimdi. Evet. Nasıl tadı? Doğru söyle. Güzel. Beğenmediysen doğru söyle. Güzel, beğendim. Şimdi bir diğer bölüme gidiyoruz ve içeriye giriyoruz. Efsane güzel bir yere götürüyorum sizi. Ama burada şunun eksikliği var yani, onu söyleyeyim size. Burada bir İngilizce tercüman olabilir. Ya da kapınakların ya da işte her şeyin altında bir bilgi yazabilirler falan. Hani onun gibi şeyler söyleyebilirim. Şimdi bu gördüğünüz kayun diye bir şey arkadaşlar. Bunun altından sürünerek geçerseniz şans getireceğine inanılıyormuş. Şimdi hanım ablacığım yapacak. Budistler için önemli bir ibadet merkezidir. Mimari olarak o bölgenin ülkelerinin ortak stili olan kahmer usulü ile yapılmıştır. Geniş bir gövdeyle başlayıp incelen kuleler olarak anlatılabilir. Çin'den gelip bu coğrafyadan mal götüren gemilerin, geminin belli bir ağırlığa sahip olması için Çin'den yükledikleri kırık porselenlerle inşa edildiği söyleniyor. Kralları bile kendine aşık eden bu tapınak kesinlikle görülmeye değer. Evet, Batarun'u da bitirdik. Şu anda hava nasıl, sıcaklık, dereceye bakayım diye iPhone'a baktım. Bana dedi ki veri yok. Yani o kadar sıcak. Gerçekten veri yok dedi. Hissettiğim 45-50 falan vardır muhtemelen. Ah, piştik. Evet, çıkıyoruz. Arkada bıraktık. Öne doğru ilerliyoruz. Çıkışımız buradan. Yeni gideceğimiz yer sürpriz. How much? 200. Okay. 200 bahta kiralıyorlarmış. Şöyle bir şey. Benim bunda XXXXXX large. Bak ne güzel öyle kesiyor. Of. Kapun kap. Thank you so much. Bye bye. Şu men mi? Men. How much rent? How much rent? Bunlar da 200-250 baht arası değişiyor arkadaşlar erkeklere. Kadınlara da aynı. 200-250 baht olarak değişiyor. Kiralık elbiseler. Batarun'un arka sokakları çok keyifliymiş ya. Hemen arka sokağına geldiğinizde kafeler, içeceklerinizi alabileceğiniz yerler, kıyafetlerin kiralandığı yerler, hemen ara sokaklar, tuktukçular falan acayip keyifli gözüküyor. Hi. Very nice. He? No, expensive. Expensive. Discount, please. 15 minutes. Okay, biniyoruz. Tuktuk'a biniyoruz. Hadi gidelim. Sizi çok güzel bir markete götürüyorum arkadaşlar. Her şey var o markette. Çok güzel. Tuktuk öncelikle 150 baht dedi. Ben 50 dedim. Tamam, 60'a götürürüm dedi. Bak 250 bahttan 60'a indi. En ucuz bir de buradaydı bence. Sence? Bence de en ucuz buradaydı yani. Gittiğimiz yerlere göre. Bir de diğerlerinde motor olduğu için hani kendimiz gittik. İhtiyacını da duymadık. Hani adalar daha pahalı ya. Bence de adalar yani daha pahalı her zaman. Çünkü ada hani belli şey olanakları var. Burası daha büyük şehir, başkent. Evet, aynen. Trafik var bu arada. Her zaman bak. Kaos var ya. Çok kalabalık. Ama güzel. Kaos'ta da böyle bir değişik yani. Kültürleri farklı olduğu için
rahatsız edici değil böyle hani. Okay. Ha geldik mi? Okay, thank you. Şimdi Wang Lang Market'e geldik arkadaşlar. Arkamda görüyorsunuz. İçeride neler var, neler yok. Hemen bakacağız. Hadi gelin. Gözlükler falan var böyle. Ha kokonat. 20 baht. Aa Mehmet bak ne kadar güzel. Meyveli böyle kokonat yapmışlar arkadaşlar. Bildiğin cuma pazarı. Bak burada bunlar var Mehmet. Ha pişiriyor Mehmet bunu. Mehmet bak bak pişiriyor sonra oradan. Bizim şey ölçe. Şey, aynen. Pişiriyor sonrasında bunu. Kekler var. Çerezler var. Bunları kızarmış yiyorlar evet, bunları. Ne bu ama? Mantının kurutulmuşu aa, işte. Evet evet evet. Thank you so much. Kapunka. İşte böyle alacağınız hediyelik eşyalar falan da var bebeklere. Buradan çok fazla hediyelik eşya alıp götürebilirsiniz. Bebeklere zıbınlar. Bebeklere zıbınlar. Baktığınızda tişört falan alabilirsiniz. Şort alabilirsiniz. Bak bunlar 400 bahtmış. Bak 200 bahtta şöyle minnoş güllü çiçekli gömlekler var. Yemekler var. Burada çok güzel yemekler alabilirsiniz, yiyebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Böyle salam sosisler var. Adamlar takur tukur yiyor bunları yani. 30, 50, 60 baht arası değişiyor. Okey madam. Okay. Thank you so much. YouTube channel video. Hi. No. Okay. Hey, hadi, okay. Hadi. Kapın kap. Şunu aldı. Büyük big size 110 TL'ye geldi şu. İki yastığı, kılıfı, alt çarşafı falan. Vallahi alınabilir yani. Mükemmel. Aldık bunu. Tavuk kanatları. Bak balıklar falan var böyle. Ufak balıkları kurutulmuş olanların hepsini yiyorlar. Ya şunları çok merak ediyorum aslında ama vegetable. Şöyle pirinç hamuruna sarıp yiyorlar aslında. Hazır. Salatası da hazır. Her şey hazır. Fiyatlara bak. 50 baht, 60 baht, 60 baht. Böyle değişiyor. Hazır alıp yiyorsun yani. Genellikle yerel halkın geldiği ve alışveriş yaptığı yerler buralar aslında. Hani hiçbir turist etrafta ben görmedim. O yüzden görmenizi istedim buranın nasıl bir yer olduğunu bu caddenin. Her şey var. Yani saatçi var. Saatten sonra işte cüzdan bulabilirsiniz. Tişörtler bulabilirsiniz. Bu güzellik malzemeleri işte boyaydı, pudraydı, rujdu falandır. Onları falan böyle çok herkes buradan alışveriş yapıyor. Yani yerel halkın geldiği bir pazar aslında burası arkadaşlar. Hani vaktiniz ve yolunuz buraya uyarsa muhakkak uğrayın yani. Diğer pazarlar gibi değil burası. Yani bizim İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde kurulan halk pazarı gibi bir pazar aslında. How much? Bakar mısın ne kadar güzel. Aldım vallahi arkadaşlar. Toplam 150 baht 75 TL'ye geliyor ki bu ayakkabıların, bu terlikleri normalde Türkiye'de 506 TL'den aşağı bulmanız mümkün değil. Goodbye. Hadi gidelim. Acayip sevdim terliği. Acayip. Bakın burada devamı da. Böyle bir dünya kot, ayakkabı, terlik her şeyi bulabilirsiniz bu pazarda. What's your name? Sakda. Sakda. From Thailand. Yuray, nice to meet you. Nice to meet you. Nice welcome to Thailand. Thank you so Thailand, much. Thailand, very nice country. Yes. And we are, we got the Siam City of Smile. We are yes. Smile country. Yes, yes. Welcome very to nice. Thailand. Yeah. Come to Thailand. Bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. Olabildiğince size hemen ilk gün gezebileceğiniz yerleri, bütün tapınakları merkeze gösterdiğime inanıyorum. Ardından da yapabileceğiniz ufak bir pazar gezintisi istiyorsanız onu da önerdim. Lütfen like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla beni paylaşmayı unutmayın. En önemlisi takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Teşekkür butonum açıldı arkadaşlar. Eğer teşekkür butonundan bana teşekkür ederseniz bütçenize göre çok mutlu olurum. Ne güzel dünyayı beraber gezeriz. Yeni bir bölümde yeni bir video ile görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar Bangkok'tayız ve Bangkok'un gece hayatında görmeden dönmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum.